Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere yaptığım son alışverişten bahsedeceğim ve aldığım ürünleri göstereceğim. Yüzümdeki makyajı sabah 7 civarı yaptım ve şu an saat 5 sanırım akşam. O yüzden de kötü görünüyorsa kusura bakmayın. Bir de bugün biraz canım sıkkın azıcık. O yüzden de böyle isteksiz, sessiz, ruhsuz görünüyorsam sebebi bu. Yaptığım alışverişindeki ürünlerin çoğu saç ürünleri. Malum son videolarda benim saçlarımdan sürekli şikayet ederim. Saçların çok sönük, üstler çok yapışık, modeli çok çirkin dediğiniz için strese girdim. Komplekse girdim, gittim saç ürünleri aldım. Hoş aldığım ürünlerde şampuan ve saç kremi ve bir iki bir şey daha çok da bir ürün yok. Bir de zaten saç şampuan ve saç kremi manada bitmişti açıkçası, asıl sebep bu. Onları göstereceğim. Başlayalım. Başlamadan önce eminim bununla ilgili soru gelecek. Eminim bununla ilgili soru gelecek. O yüzden de hemen söyleyeyim. Dudağımdaki rujum markası Wet n Wild. Rengi de 511B. Evet, tırnaklarım müşteri çıkmış. Her zaman gibi. Bir bilgen turist klasiği malum. Malumunuz. Buradan da işte burası. Bu renk burada var. Başlayayım o zaman. Öncelikle saç ürünleri dışındaki ürünlerle başlayacağım. Daha sonra saç ürünlerine geçeceğim. Bir önceki videomda, favoriler videomda göstermiştim. Holberry'nin Hol by Holberry isimli parfümünü küçük boyuna almıştım. 5 ml 2 dolar aldım. Normalde bu küçük boy parfümler bile çok pahalı. CVS'te sanırsam 10 dolar falan civarı, şaka gibi. Ben çalıştığım yerden aldım bunu. O yüzden de 2 dolar. Ve çok güzel kokuyor. Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Daha önceki favoriler videosunda da genel şekilde söylemiştim. Keşke tarif edebilseydim. Bana biraz baharatlımsı bir parfüm gibi geliyor. Hatta şeye benzetiyorum biraz. Avon parfümü bilirsiniz. Rare Gold. Ona benzetiyorum biraz. Ay, Rare Gold mu ya? Evet. Rare Gold değil. Pardon. Extraordinary miydi? Evet. Sanki biraz ona benziyor. Bunu aldım. Aldığım bir başka ürün. Burt's Bees'in Lip Shimmer'ı. Şu. Bu bir dudak nemlendiricisi. Fakat renkli dudak nemlendiricisi. Hatta bayağı bir renkli gördüğünüz gibi. Bendeki Raisin olan, yani üzümlü üzüm bu. Kokusu nane sakız gibi kokuyor. Zaten dudaklarınıza sürdüğünüzde de mentollü hissi alıyorsunuz. Böyle bir serin hissi veriyor dudaklarınıza. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi renkli. Rengini de oldukça veriyor. Hemen göstereceğim hatta. Ruj gibi yani neredeyse. Dudaklar, Allah kırdım ya. Mutsuz suratımı da gördünüz. Çünkü geri gitmiyor bu paşa eleman, niye bilmiyorum. Allah'ım ya, of. Neyse. Zaten bedavaydı, o yüzden çok da üzülmemeliyim sanırım. Normalde şeyden gidip baktım. Ellerimde bulaştırdım. Neyse, dediğim gibi dudaklarda güzel bir nemlenmiş his bırakıyor. Yapış yapış değil, renk veriyor aynı zamanda. Oldukça güzel. Bu Relo'nun lip butter'larına falan benziyor bence. Normalde CVS'te fiyatı 5 küsur dolardı ama ben bunu bedavaya aldım. Daha doğrusu bizim çalışım yerde bunu satıyoruz. 1.99'a. Ama bana oradaki çalışan arkadaşım bedavaya verdi. Sağ olsun. Var olsun ama ellerimi batırdım. Bunları silmek durumundayım. Dediğim gibi bugün biraz canım sıkkın. O yüzden saçmalarsam affola. Hayatın zorladığı günlerden biri. Neyse. Saçla ilgili olmayan bir başka ürün. Sensodyne'nin bu diş macunu. Beyazlatıcıymış güya. Şu şekilde sıkılıp daha sonra nasıl tepsi görünüyor. Temizleyeyim ben bunu. Elimi sakmayayım derken. Sıkılıp ağzınıza köpüğe dönüşenlerden. Yapısını beğendim. Diş macunu yani. Nasıl
aslında. Niye gösteriyorum ki makyaj videosunda değil mi? Ama çok güzel görünüyor bence, çok şirin. CVS'te 7 dolar 45 cent civarıydı. Ben 1.99'a aldım. Böyle. Şuraya da düşürdüm. Pardon, ay sırtım çok ağrıyor. Ve gene saç ürünü olmayan aldığım son iki ürün. Şu şeyler, kare şeklinde olan pamuklar, makyaj pamuğu çok da güzel olacak. Daha önce hiç bu kadar büyük ve kare şeklinde olanları kullanmamıştım. İlk kez kullanacağım. Sonra fikirlerimi de söylerim. Evet, videonun asıl önemli elemanlarına geçersek, dediğim gibi şampuan ve saç kremi bitmiştim. Normalde ben çok severek Pantene'in Aqua Shine miydi? Pantene Aqua serisini kullanıyorum. Ve çok memnunum. Yani şampuandan da saç kreminden de memnunum. Fakat burada geçenlerde yaptığım bir alışverişte sadece ucuz diye ve kokusu çok çok güzel diye bir şampuan almıştım. Daha sonra aynısının saç kremini de aldım. Fakat memnun kalmadım. Saçlarım çok dökülüyor. Belki ondan, belki ondan değil. Stresten ya da mevsim değişikliğinden. Ama saçlarım çok dökülüyor ve saçlarım sanki normalden daha çabuk yağlanıyormuş gibi hissetmeye başladım onu kullandıktan sonra. Bittiler. Onlardan tekrar almadım. Şu saç kremini ve bu şampuanı aldım. Tresemme markasının. 24 saat volüm. 24 hour body diyor. Hani 24 saat volüm diye çeviriyorum onu. Yani saçlara güya volüm veren, dolgunluk veren bir seri bu. Ben de o serinin şampuan ve saç kremini aldım. Yalnız kocaman ikisi de 946 ml. Nereden baksanız 1 litre şampuanı, 1 litre de saç kremi. Benim için her zaman bir şampuana 2 saç kremi gidiyor. Yani saç kremi çok daha çabuk bitiriyorum ben. Fakat yine de bunlar bana bayağı bir süre gidecekti. Bunun da kaşındı. Bunların tanesini 5 dolar civarı aldım. 5,5 falan mı sanırsam. İkisine 10 dolar bayıldım yani. Ama güya dolgunluk veriyorlarmış. Göreceğiz. Aslında saçımda onlarla ilgili bir dolgunluk falan seziyor musunuz bilmiyorum. Ben sezmiyorum açıkçası. Daha sonra aslında benim şampuanla falan işim bitti derken, bunları CVS'ten aldım bu arada. Benim oturduğum yerde CVS'de Walgreens hemen karşılıklı. Hadi dedim bir de Walgreens'e gireyim. Oje almaya girdim. Oje dışında her şeyi aldım, çıktım. Aldığım ilk ürün Aveeno'nun Nourish Plus Shine şampuanı. Yani saçları güya parlatan bir şampuan bu. Benim bu şampuan alma sebebi şu tag üzerindeki. Walgreens'in böyle bir indirim bölümü var. Oradan 2 dolara gördüm. Normalde bunun fiyatı sanırsam 5 dolar falan. 2 dolaraymış. Niye bilmiyorum. Ama oradan aldım. Daha önce hiç kullanmadım şu an. O yüzden bilmiyorum. Ama iyi bir marka olduğunu biliyorum. Bir de 2 dolaraymış olunca, bir de şampuan olunca hadi alayım dedim. Aldım. Göreceğiz. Yine Walgreens'ten aldım. Ay pardon, bu da bu arada saçla alakalı değil. Diğer ürünlerin arasında göstermeliydim ama neyse. Walgreens'ten aldığım bir diğer ürün gene üstündeki 2 dolar tagine aldanarak diyeceğim ama bir aldanma yok ortada. 2 dolar tagi dikkatimi çekince aldığım bir ürün. Intensive Body Moisturizer diyor. Derinlemesine nemlendiriciliği, derinlemesine nemlendirici, vücut nemlendiricisi. Vanilla Butter with Brown Sugar and Cocoa. Beni asıl ilgilendiren şu bölüm. Kokusu yani. Vanilyalı ve esmer şekerli. Kokusu da muhteşem. Mis gibi böyle kakaomsu, vanilyamsı bir kokusu var. Bayıldım. Yapısı da çok çok güzel. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim, böyle tende yayımı zor, beyaz iz bırakan kremlerden nefret ediyorum. Fakat bu kesinlikle öyle değil. Çarçabuk emiliyor. Kokusu da çok güzel ve sadece 2 dolardı. Boyutu da 237 ml. Ben de aldım. Ve asıl benim heyecanlandığım ürünleri göstermek istiyorum size. Organik ürünleri Walgreens'te İngilizceydi. Walgreens'te indirimdeydi. Bir alana bir bedava şeklinde. Ki ben bugüne kadar şöyle bir indirim görmedim. Her zaman bir alana bir ikinci ürünün %50'si bedavadır fix. Ama bir alana bir bedavaydı.
Hemen yapıştım. Organik ürünlerini biliyorsunuzdur. Güzel saç bakım ürünleri ve drugstore ya da işte bizdeki bu böyle süpermarket şampuanlara vesaire göre bir üst kademe. Ve ürünleri çok ucuz değil. Türkiye'de özellikle ne kadar ya? Yanılıyorsam beni lütfen düzeltin. Hatta tam Amerika'ya gelmeden önce sanki görmüştüm bir yerde Hindistan cevizli olan seti vardı. Kokusu da çok güzeldi. Şampuan 20 küsür liraydı diyeceğim. Emin değilim. Lütfen yanlışsam düzeltin beni eğer biliyorsanız. Burada da bunlar normalde tanesi 9 dolar, 8 dolar, 10 dolar aldığınız yere göre değişiyor. Fakat ben bu ikisini 9 dolar aldım. Yani bir ona bir bedava olduğu için hemen yapıştım. Aldıklarından bir tanesi Renewing Moroccan Argan Oil demiş. Yani saçlar için derinlemesine nemlendirici bakım. Ne demiş? İşte saçların içinde Moroccan ve Argan Oil varmış. Saçları parlattığını, yumuşattığını, güçlendirdiğini Epexi bir Perfection katlarını söylüyor. Göreceğiz. Bir saç maskesi. Saç bakım zımbırtısı. Gene aynı Renewing Moroccan Argan Oil'ın saçta kuruyan yağını aldım. Bunun da iddiası gene aynen parlaklık. İşte evet parlaklık. Glow, shine. Cercut Poso aynı şeyi söylemiş. Bir de bu uçlardaki kırıkları düzeltiyormuş. Bir de bu saçlardaki frizz, gerçi şu gün var, şunları düzeltiyormuş kendisi. Eh be, perde de amma ses çıkardı, çok sinir oluyorum. Bugün her şey batıyor bana, bunu gideyim ben. Neyse, öyle bir saç bakım yağı aldım, fıs fıslı. Bayrağı sonra kullanacağım. Bakalım. Bir de şey almayı düşünüyorum fakat bir türlü denk gelip alamadım. Saç spreyi almak istiyorum. Böyle bazı saç spreyleri var. Özellikle şu köklere falan sürdüğünüzde saçlarınızı kabartan. Onlardan almayı ve saç diplerime sürmeyi düşünüyorum. Böylece olumsuz yorumlarınız azalır diye ümit ediyorum saçlarım hakkında. Ki haklısınız yani. Ben saçlarımı çirkin bulmuyorum ama şeklini başarılı da bulmuyorum. Saçla ilgili çok fazla şey de bilmiyorum. Hani saç şekilleri bilmem ne diye. Kendime de çok böyle aman aman yakıştıracağım bir şey yok. O yüzden yıkıyorum, çıkıyorum. Sonuç bu. Türkiye'deyken fön çekiyordum. Buraya geldiğinden beri hiç fön çekmedim ya da çektirmedim. Düz fönü de yakıştırıyorum aslında kendime ama çok üşengecim, üşeniyorum. Ah bir de bugünler hiçbir şey yapmasam yok. Of. Öyle. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım hoşunuza giden ürünler görmüşsünüzdür. Herhangi bir yorumunuz, eleştiriniz, fikriniz varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.